Herkese merhabalar. Yeni bir Çiçekli Perdelerin ardıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğum müzisyen arkadaşım Jüride Özçelik. Bugün Zuhal Müzik'teyiz, Kanyon'da. Bir provaya gireceğiz. Jüride ve ben bir konser projesine konuk olduk. Bir Spy Girls Festivali'ne dahil olduk. Birkaç gün sonra konserimiz var. Bugün işte provamızı yapacağız. Gelmişken biraz Jüride'yle muhabbet edelim istedik. Hepinize iyi seyirler. Evet sevgili izleyiciler, şimdi konuğumun yanına geldim. Onunla muhabbete, sohbete başlayacağız. Konuğum Jüride Özçelik. Hoş geldin Jüride. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum davetin için. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben deyim. Evet, müzik var yanımızda. Tabii. Sağ müzik her yerde. Soldan geliyor. O müzikli bir muhabbet olacak. Evet. Müzik mağazasındayız zaten. Zuhal Müzik'teyiz. Evet, Zuhal Müzik'teyiz. Birazdan provaya geçeceğiz seninle. Evet. Hafta sonunda yapacağımız, birlikte sahne alacağımız Beats by Girls Festivali'nin içerisinde yer aldık. Bir kere seninle en son Ağustos ayında Kardeşlikler sahnesinde beraberdik. Evet. Daha doğrusu ilk kez o zaman beraber sahne aldık. Çok keyifliydi. Yani ikinci kez olacak olması ayrıca heyecan veriyor. Benim için de öyleydi. Çok teşekkür ediyorum. Sen sağ olasın. Için, buraya da davet ettiğiniz için. Ne güzel olacak ya. Benim için büyük bir mutluluk sizlerle olmak. Seninle kadın müziğine, kadınların müziğine dair zaten hep sohbet ediyorduk. Covid dönemi, pandemi dönemi yaptığımız o Zoom kaydında da bunu bayağı bir konuşmuştuk. Hayatında yani tek başına böyle güçlü duran, birçok şeyi başarmış bir kadın olarak zaten kadınların müziği, kadınların müzikte öne çıkması, ön planda olması sahiden senin için de çok kıymetli değil mi? Kesinlikle. Yani aslında hayatın zorluklarından, hayatın o zaman zaman bize getirdiği kopukluklardan bir şekilde bizi uzaklaştırıyor müzik. Müziğin içinde var olmak. Biz kendi kendimizi aslında bir şekilde terapi ediyormuşuz. Ben bir psikiyatr arkadaşım var, o söylemişti. Arınıyoruz müzik sayesinde ve hayatımızı biraz daha yaşanılır hale, kıvama getiriyor. Katlanır hale. Kesinlikle. Yani o çok önemli, o anlamda çok anlamlı bizim için. Sadece seyirci için de değil yani değil mi? Bunu işte sahnedekinin, çok önemli, sahnedeki insanlar için de aslında bir nevi terapi. Bir de bizi takip edenler, bizim inandığımız yolda yürürken bizimle birlikte arkamızda duranlar, bize destek verenler, bizimle beraber yürüyenler, bizim müziğimizi bizimle dinleyenler, paylaşanlar, başka insanlara da önerenler, onlarla paylaşanlar. Bir şekilde bizim kaderimizi de aslında belirliyor, tabii, etkiliyor. Ona göre bir kitle oluşuyor. Ne yapıyorsanız, her ne yapıyorsanız, yani iyi müzik yapıyorsanız ona göre bir dinleyici kitlesi oluşuyor. İşte elimizden geldiğince biz de layık olmaya çalışıyoruz yaptığımız işlerle. Seni birçok insan biliyor, keyifle dinliyor, dinliyoruz ama hiç bilmeyenler için hep yaparım ben bunu. Tabii ki uzun uzun anlatmak değil ama Jüride Özçelik kimdir? Nasıl başladın müziğe? Sonra şunu da söylemek istiyorum. Senin en büyük özelliğin hem geleneksel müzikle bağın çok sağlam, çok iyi beslenmişsin oradan. Hem de farklı formlar, özellikle cazla, caz standartlarıyla, oradaki teoriyle bununla da çok ilişkin var. Ve ikisini çok güzel buluşturuyorsun. Yani bu birçok vokalistin yapmadığı bir şey. En azından gelenekle bağı olmadan. Evet. Sen kendi yolculuğunu bir anlatsana. Ben de klasikler müzik sevdalısı gibi çok küçük yaşlardan beri şarkı söylüyordum. Müziğe çok ilgim vardı. Çok dinliyordum. İşte radyonun başından ayrılmıyordum.
apartmanın içinde böyle yankılanırdı, şarkı söylerdim, kendi sesimi dinlerdim falan. Ne güzel banyoda falan derdi. Böyle... Yani... Yo, ne güzel demezdim de. Aa, ben diyordum ama aa, bugün böyle güzel söyledim falan. Şarkı söylüyorum, takip ettiğim böyle hayran olduğum insanlar vardı falan. Ama tabii ailede müzikle uğraşan kimse olmadığı için bu meramımı çok ya ben anlatamadım ya etrafta çok onu algılayabilecek kişiler olmadığından nasıl bir yol çizeceklerini tabii bilemediler haklı olarak. Liseden sonra maalesef bir şeyler yapabilmeye başladım. Artık büyümüştüm. Hani en azından dedim sınavlara bir girmeliyim. Eğer profesyonel bir yola girmek istiyorsam. Tabii işte okulların sınavlarına girdim. Sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni duymuştum. Sınavlarına girdim, kazandım. Arkasından işte orada okudum, bitirdim. Arkasından Bilgi Üniversitesi açılmıştı. İşte orada vokal performans bölümünün olduğunu söylediler. %100 burslu sınavında olduğunu söylediler. Dedim gireyim bir deneyeyim şansımı, olur olmaz. Girdim, kazandım. Çok güzel. Başladım. İlk orası olmuş. Değil mi? Başka bir okula girmiştim, olmamıştı. Çok üzülmüştüm. O noktada zaten müziği bırakıyordum. O arada ben yani çok alakasız işler de yaptım. Hı. Yani hani buna kasiyerlik, tezgahtarlık, anketörlük falan da dahil. Hayatını yani hani kazanman gerekiyordu. Hem sınava hazırlanma sürecinde bir meşguliyetim olsun şeklinde böyle başlamıştım. Ama sonunda tabii istediğim şey müzik yapmaktı. Yapabilirsem tabii hani Türkiye şartlarında nereye gider, ne olur tam bilemiyorum. İşte elimden geldiğince ne istediğimi ve ne istemediğimi de o süreçte çok net belirledim. Çünkü müzik işlerine de gidip gelmeye başlamıştık. Yani çok böyle eğlence sektörü bana hitap Bilgi'de eden bir mi şey böyle değildi. Bir ansambl kurdunuz? Evet evet. Heh. Bilgi'de zaten biz her hafta konsere çıkıyorduk. Bir şarkılık konserlerimiz oluyordu her hafta. Staj gibi bir şey. Tabii. Çok tek güzel. Enstrümanla. İşte mesela bazen bir kontrbassa çıkıp bir klasik Türk musikisinden bir Vay. Eser hazırlamaya çalışıyorduk. Bazen işte bir piyano eşliğiyle işte. Mesela bir gitar, bir vokal çıkıyordu falan. Böyle dolayısıyla konserler. Vokale çok yüklenmen gereken aslında evet, senin evet. Bu düzenlemeci jüride olmanı da sağlamış bir şey yani olabilir. Aslında hani işin armoni kısmını açıkçası hani çok böyle hakim olduğumu asla söyleyemem. Arman hocamız çok iyiydi Selen Gül'ün. Ha, evet. Ama tabii şimdiki hani bakış açım ve ruh halim olsaydı daha sıkı tutardım işin o tarafını. Hep öyle oluyor çünkü değil mi? Gerçekten. Bazı şeyleri böyle çok atlamışım. Ama tabii hiçbir şey için geç değil. Hani hala yapılabilir, çalışılabilir üstünde. Çünkü enstrüman çalmak da çok önemli kısmı. Benim hep derdim şarkı söylemekti. Hı hı. Kendimi hani o şekilde ifade edebildiğime daha çok inanıyordum. Bir de böyle enstrümana emek göstermekten ziyade kendi sesime hep yatırım yaptım. Çünkü o çok ayrı bir konu, enstrüman konusu. Ayrı bir meşakkatli bir yolculuk, ayrı bir disiplin. Oraya hiç çok böyle meyilim olmadı yani. Bilmiyorum. Yo, ben seni çok iyi anlıyorum. Aynı şeyleri evet, yaşamışız. Evet. Ama enstrüman çalmak çok önemli. Yani şimdi onun mesela eksikliğini özellikle hissediyorum. Özellikle düzenleme kesinlikle, yaparken, öneriler kesinlikle. Yaparken o dille konuşabilmek. Kesinlikle. Ama yine de hani Beats by Görsün de içinde Hı-hı. yer aldığımız Hı-hı. projenin de geçen sezon Beril'i biz konuk etmiştik. Beril Sarıaltun kimdir, nedir Beats by Görs evet. diye. Çok ortak dertler. Kadınların işte Türkiye'de ve dünyada Hı-hı. Çok az düzenlemeci olarak kabul edilmesi, evet. Çok az kadın enstrümancının kendini stüdyolarda kabul Kesinlikle. Ettirmesi falan filan hı hı. bu dertlerle yola çıkmış bir proje, evet. bir oluşum. Evet. Bizim de dertlerimiz öyle tabii, aslında. Tabii. Tamam armoni problemdir, odur budur falan hı hı. ama akışa, hikayelendirmeye, hı hı. söyleyeceğiniz şeyin ne anlattığına dair tabii. bunları söylemek de aslında düzenleme. Ve tabii. seni işte tabii. ortak provalarımızda falan çok iyi gözlemledim hı hı. ben de, çok fark ettim. Aynı dertleri paylaşıyoruz. Evet. Yani kadın olarak ben vokal yaparım işte arkadaşlar siz yapın ne yapıyorsanız çekilirim falan yapmıyorsun. Değil yani mi? Evet. Öyle bir formasyonum var. Yani elimden geldiğince hani katılmaya çalışıyorum. Hatta hep belki de çok fazla konuştuğum için bu mevzuları da mesela şimdi büyük kızım kompozisyon okuyor. Şahane. O işin tam böyle hani içine dört koldan. Tam seni böyle dert ettiğin şeyleri evet, hallediyor. Evet. Kızın ya hallediyor şimdi. Evet. Acayip. Bilmiyorum hani o hoşuma gidiyor tabii. Tabii canım, çok hakim böyle her şeye. Hani çok kaçıncı sınıfta? Anlayarak. Şimdi ikinci sınıfta. Güzel. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda.
Ama mesela onun da böyle o tarafa çok meyili var. Hani benim diyorum hiçbir zaman olmadı ama bilmek lazım o konuda. Mesela Elif Çağlar'ı çok takdir ediyorum. Heh, evet. Her şeyde yani dört dörtlük bütün hakimiyet onda gibi bir durum oluyor. Ama tabii işi birazcık da ustalara da bırakmak lazım diye de düşünüyorum zaman zaman. Yani ben bir Cem Tuncer gibi düzenleme yapamam, gitarda çalamam diye düşünüyorum. Hani şimdi benim etrafımda da görüyorum. Şimdi ben gitar çalıyorum. Yani şimdi iki akor, üç akor basan adam ben gitar çalıyorum diye ortada gezdiği zaman tabii. Ben şimdi böyle ben çalamam falan oluyorum. Yani olayın ne kadar ciddi bir şey olduğunu bildiğim için. Ona da ayrı mesai tabii, ayırmak. Çok, vokale ayrı mesai. Tabii. Ben çok kararını çok alan, iyi anlıyorum. Enstrüman çalmak. O yüzden biraz korktuğum da bir alan. Yani hani herkesin yapabileceği bir şey değil. O ayrı bir şey gibi geliyor bana böyle büyülü bir. Onunla bütünleşiyor. Eli kolu gibi oluyor. Ama şey yapmıyorsun o güzel. Yani saygıda kusur etmeyeceğim diye sana bırakıyorum Cem Tuncer. Sana tabii, bırakıyorum. Tabii. Ben anlatıyorum, ifade ediyorum. Evet. Yorumculuk da çok önemli. Evet. Düzenleme de çok önemli. Cem de o kadar hani benim söylediğim şey o kadar iyi anlıyor ve hissediyor ki. Çok güzel. Yani böyle ayna gibi hakikaten dediğim şey bana böyle çat diye dönüp geri geliyor. Çok nasıl güzel. Yani? Ama tabii uzun zamandır birlikte yürüdüğümüz için hem okuldan arkadaşlığımız var. Ortak dilimiz var. Öğrencilikten gelen. Aynı sokakta oturmuşluğumuz var karşılıklı tesadüf tamamen. Ne güzel. Birbirimizi bilmeden. Böyle buluşmalar çok önemli. Evet. Peki ölümler, kalımlar, ailelerimiz. O güzel. Oradan zaten. Herkes birbirinin mayasını. O paylaşımlar da zaten o müzisyenlik ilişkilerimizi. Müziğimizi de güçlendiriyor. Tabii yani ki. Enteresan bir şekilde. Hani en başta yatırım. Söyledim ya, yani. Hikayeni, senin yolculuğunu yarıda kestim de, gerçekten geleneksel müzikle, hem makamsa Alaturka müziği de çok iyi biliyorsun, Neşet Ertaş'ı çok iyi biliyorsun. Hani çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bütün namelerini falan, işte seninle bir düet yaptık biz. Hani bir hafta önce duymuştun, çalıştın, geldin, tak diye bütün nameleri yaptın falan. Kulak var çünkü. Çok yatkınsın. Ama öbür taraftan işte işin caz eğitimini alıp, yani gerçekten benim için şeydir. Hani bunu bir dinleyici olarak, benim bir tane caz müziği yapan arkadaşlarla projem oldu. İstanbul Kainat Radyosu. Biraz teslim olmuştum. Arkadaşlar ben şöyle söylüyorum. Hikayesi bu. Gelin beraber ne yapacağız, ne çıkacak falan. Sen ama başından beri değil mi? Batı Doğu bayağı çok sağlam birleştirdiğin bir şey var, müzik hikayen var, yolculuğun var. Çok farklı türlerde hani müzik dinledim, kızlarıma da dinletiyorum. Yani ben hala işte Megadeth de dinlerim, işte Nirvana da dinlerim, Iron Maiden da dinlerim, ama Brahms da dinlerim. Yani Neşet Ertaş da dinliyorum. Yani her müziğin iyisini dinledim. Ve hani çocuklarıma da dinletiyorum. Onlar da zaten zaman zaman çaldıkları orkestralarda aa ne diyorlar sen bize bu dinletmiştin bak biz şunu çaldık. Çok anne iyi. Bak biz bunu çaldık. İşte diyorum çeşitlilik ve bizim ülkemizde de gerçekten çok büyük bir kültür zenginliği tabii. Var. Doğusu ayrı, batısı ayrı, İç Anadolu'su ayrı. Ya Anadolu'nun sesi bana her zaman daha samimi geldi. O yüzden de biraz daha bu mecraya yöneldim. Çocukken de zaten radyoda sürekli bir de radyodan büyüdük müziği, ya evet tabii, doğru dinliyorduk. Doğru bizim zamanımızda tabii artık yaşlar da ortaya çıkacak 50'ye doğru gelince ben 53 olduğum için ben yurttan sesleri deyip şimdi bayağı daha 5 yaşında plaklarla tabii. Başladık biz tabii. Bir de tabii. Yani insanlar şimdi plaklara tekrar dönüldü plan ne olduğunu öğrendiler ama biz bayağı 45'liklerle başladım ben o yolculuğa. Radyo çok önemli gerçekten tabii. Tamam yani yurttan sesler deyince müzik yani daha doğrusu müzik, teori falan girdin mi orada farklı problemler de olabilir ama biz repertuarımız sağlamdı. Çok iyi solistler vardı radyolarda tabii. Onların sesiyle büyüdük falan. Klasik Türk musikisi. Sonra gerçekten lise ve sonrasında bir rock, caz onlarla tanışıyorsun ve şey oluyor değil mi? Aslında işte... Kulakta ikisi birleşiveriyor. Aslında ben o zaman pop müziği de çok seviyordum evet, çocukken. Tabii o da var. O eski aranjmanlar işte o Onno Tunç dönemi. İşte o büyük orkestralar, evet, işte kent orkestraları falan. Turan Yükselerler, işte Timur Selçuklar falan bir dönem hocam da olmuştu benim. Çok seviyordum o dönemi ama ondan sonra Onno Tunç'un vefatıyla beraber iyice bir kırılma oldu. Bir şey oldu, bir evet. Bir yozlaşma oldu bence müzikte. Ve artık hani sözler olsun, müzikler olsun,
Bir de canlı müzikten uzaklaşılıp daha böyle işte sentetik işlere girilmeye başlandı işte. Stüdyo müzik yani işte çok önemli kazandı. Altyapılar, işte MD'ler bilmem çok hani teknik kısmı ben çok anlamam ama hani bir tane klavyeyi koltuğunun altına alan biri gelip işte ben müzik yapıyorum diye 6 kişilik, 8 kişilik bir orkestranın yerini almaya başladığı andan itibaren başka şeyler ön plana çıkmaya başladı. Artık hani çok güzel bir kadın işte allı pullu giyinip bir tane tableti alıp gidip sisteme girip şarkı söyleyip üzerine işte müzik yapıyorum ya diye. Teknolojinin bir sakıncası yok ama gerçekten onu iyi bence var. Şöyle yani kötü kullanılıyor. Elektronik müzikte farklı bir sürü şey deneniyor. Yapay zekaya doğru da gittik yani. Yani çok iyi yapan da olabilir ama kötüleri görünce böyle değil mi? Bir uzaklaşma. Bir şeye ne kadar kolay ulaşırsanız o kadar değersizleşiyor. Evet. Ben onu görmüşüm. Herkesin parmağının ucunda. İşte albüm ne zaman çıkarıyorsunuz? Sanki albüm çıkarmak çok kolay bir iş. Albüm çıkıyor. Zaten artık ikinci albüm ne zaman çıkıyor? Basılmıyor ki zaten. Hani kartonet yok, CD yok. Dijital böyle ele alınan bir materyal değil albüm. Hı hı. Bir plak gibi, bir albüm gibi, bir kaset gibi değil artık. Oradan dijital işte basıp iki kere dinleyip sıkıldım ben. Yarın yeni bir albüm falan. Bu kadar kolay değil yani bu işler. Değil mi? O kadar basit değil. İşin mutfağı var. Ben mesela gittiğimiz konserlerde de hep onu söylerim. Hani önde biz gözüküyoruz. Ya arkada dünya kadar insan var, dünya İşin kadar emekçi var. İşin mutfağı çok zengin. Orada ışıkçısı var, kameramanı var, sescisi var. İşte yeri paspaslayan görevlisi var, güvenlik görevlisi var, taşıyanı var, kamyonuna getireni var, indireni var, bindireni var. Yani o kadar kapsamlı işler ki. Seyirciye şey anlatmaya çalışıyorsun değil mi? Bu öyle sizin hani dinlemesi çok kolay da demeyelim ama en azından size ulaşıncaya kadar acayip bir yolculuk var. Tabii onu ki. Anlatıyorsun. Çok basit bir şey zannediyorlar. Hemen giriliyor böyle falan. O kadar basit bir şey değil. Yok iyi müzik dinleyicisi biliyor biz zaten. Biz hani hep her zaman kalıcı işler yapmanın derdinde insanlar olduğumuz için hani böyle yapalım da yaz sezonu geldi işte çıksın patlasın aman milyonlar tıklansın falan. Hiçbir zaman öyle derdimiz olmadı. O yola girmedik. Peki neler yaptın Jülide? Şöyle kısa bir albüm hikayelerini de anlatsana. Albüm hikayelerim işte kendi bestelerim var. Onlar çok, sözleri, çok önemli, işte besteleri çok güzel. Bana ait. Tamamen Cem Tuncer'in yazıp çizdiği, aranje ettiği parçalar var. Onların dışında çok sevdiğim, kendi çok sevdiğim ve söylemeyi de gerçekten çok sevdiğim türküler var. Hı hı. Bazı şarkılar var. Anonim eserler var. Mesela Kırım Halk Türküsü var bugün. Mesela evet. Yapacağız onu. Bizim konserde de söylemiştin. Evet, evet. Çok güzel o. Yani genelde kendi sevdiğim şarkılardan bir repertuar oluşturmaya çalıştım. Tamamen bizim kafamızda hani bizim aldığımız eğitim doğrultusunda biraz içine hani caz aranjmanları yapılarak yürüdük. Ve minimalliği çok önemsiyorsun sen Jülide. Yani ruhunu bozmamaya çok önem veriyorum. Çünkü orada böyle bir dert anlatılıyor. O derdi doğru ifade etmek lazım. Hikayeyi iyi anlatabiliyorum. Evet hani o Anadolu'daki insanlarımızın sesini daha farklı bir formatta. Yani şöyle bir noktaya geldik. O beni sevindiriyor. Diyorlar ki işte ben hiç türkü dinlemiyordum. Sizin sayenizde ne işte güzel. Türkü de dinlemeye başladım. Ya da ben hiç caz dinlemiyordum. Sinir oluyordum. İşte sizin sayenizde şimdi ilgimi çekmeye başladı. Biraz o söylediğim çok şeyden dolayı biliyor musun? Yani. Çünkü ön yargılarımız var. Tabii. Klasik müziğe de var. Tabii, İnsanlar tabii. Korkuyor. Ya ben ne anlarım diyor. Ya diyorum AKM'de konser var gidelim. Ben ne anlamam klasik müzikten. Halbuki gelse bir kere orada otursa, dinlese, ayılıp bayılacak. O kadar beğenecek ki yani. Hani, doğru söylüyorsun. Eminim yani bunu ama bilmediği şey ya, korkuyor ondan. Tamamen hemen duvar örüyor. Biraz böyledir. Doğru. Bizde de böyle. Hani dinlediğimiz zaman. Hepimizde var bu da ön güzelmiş yargılı. Ya, değişik bir şeymiş ama hoşuma gitti diyor birçok insan. Ben de tabii, benim de hoşuma gidiyor. Çünkü çok farklı alanlardan insanlar var takip eden. Yani bunu bir Çok güzel değil mi? Yelpaze. De var. Evet, bir uzun yol kamyon şoförü de var. Vay. İşte bir oto tamircisi de var. Hani çok değişik meslek gruplarından. Ne yapıyor? Gönül Dağı'nı mı dinleyerek gidiyor? Dinliyorlar, seviyorlar. Şey, biri, Zuhal'deyiz işte, ya, başladılar bir şeyler çalmaya. Tabii. Arkada fonda. Güzel. Güzel. İşte kimi Yalan Dünya diyor, kimi Gönül Dağı diyor, kimi işte Cemal'ım diyor, kimi diyor kendinle kalırsın. Herkesin bir şarkısı var. Şey de olmadı hani. Genelde böyle albümlerde bir şarkı tutar ya böyle ya da iki.
öne çıkar onlar. Evet. Ya tabii ki öne çıkanlar var ama zaman içinde herkesin böyle bir taktığı, bir seçtiği bir parça oldu. Ya bu bir işte türküdür ya bir benim şarkımdır falan. Aha. Önce tabii türküler öne geçti. Hani daha çok kulak aşina olunca olduğu için, bildikleri için insanlar. Ama sonrasında benim şarkılarda ben hani çok böyle iddialı bir giriş yapmadım. Hatta acaba albüme koysak mı koymasak mı falan diye düşünürken sevdiler Cem değil dedi, mi? Cem sen deli misin ya dedi. Ne demek dedi. Hani, tabii ki dedi şey yapalım koyalım falan. Hani, olur mu olmaz mı falan. Hani ben şeyden çok haz etmiyorum. Hani ben yaptım oldu öyle bazı öyle. Türkiye'de işler var. Dünyada da var. Hani her şey bana ait. Ben yaptım oldu. En korktuğum şeydir. Yani ben yok, yaptım da bakalım sormayı, oldu mu? Dinletmeyi çok yani, biliyorsun. Önce ya. Benim içime çok sinmesi lazım. Yani ben gerçekten diyeceğim ki ay evet ya ben bunu beğendim. Hani paylaşabilirim. Hani kek yaptık, ortası hamur kaldı. Verelim misafire gitsin. Olmaz yani. Güzel kabartısı, içi piştiyse verelim yani. Hani öyle. Aslında öyle yani. Demin söylediğin şey çok önemli. Yani şimdi caz, evet bir süre insanı mesafeli durduğu bir şey. Ama sen türkülerle cazı birleştirdiğinde, yoğurduğunda önce ona bir ısınıyor, sonra yavaş yavaş işte diğer şarkılarına da albümdeki değil mi? Evet. Böylece ha aslında çok mesafeli durmaya gerek yokmuş. Yani evet. Yine kendine dair sözlerde, ufak ufak ezgilerde evet. Kendine dair bir şeyler buluyor ve güzel bir yöntem aslında. Ya bu toprağın renkliliği, farklı kültürlerin etkisi bende daha hakim. Hı-hı. Yani ben hiçbir zaman, ben şarkıcıyım. Ben sevdiğim şarkıyı kendimce işte jüri olarak yorumlamaya evet. Çalışıyorum. Hiçbir zaman da öyle kendimi kategorize etmedim yani böyle işte ben türkücüyüm, ben işte çok tehlikeli o zaten. Ben cazcıyım falan. Ben müzisyenim ya, ben sevdiğim şarkıyı. Değil mi? Senin de içine yani. Sinen hiçbir zaman bir şey vardı. Formata hani albümlere mecbur Caz İstanbul dedik çünkü içinde türküler var. Tabii. O zaman da çok ciddi bir müzik mağazalarında raflar vardı. Şimdi o albümün içinde Uzun İnce Bir Yoldayım var mesela. Onu kalkıp da halk müziği bölümüne, kategorisine koyduğun zaman orada bağlama üstadları da çalmış. İşte zaten arşivler Aysa, vardı. Aşık Veysel'in kendi tabii sesinden. Kendi, sesinden eserlerin olduğu bölümler var. Hani insanları yanıltmamak adına hani caz harmonisi kullanıldığı için öyle bir şey koyduk. Ama dediğim gibi ben hiçbir zaman da öyle iddialı konuşmalar. Ben şu şarkıcıyım bu bilmem ne falan. Yani işte ama o tevazu, o yani. Müziğindeki minimallik dedim ya. Ama bütün nameleri yaparak hem tevazu var ama hem de şey var. Hakkını vererek yapmak. Jüri de benim için odur yani. Yani elimden geldiğince o duyguyu ve samimiyeti hissettirmeye çalışıyorum. Hissederek söylüyorsun da zaten. Çok hissettiğim için. Sevmediğim eseri de hayatta söyleyemem. Olmuyor yani. Durmuyor. Şuraya yerleşmedi mi? Düşüyor. Şimdi Beats by Girls'te ne? Birazdan provadan da görüntüler evet, olacak. Evet. Orada neler söylüyorsun? Orada yine anonim bir eser var. Kırım halk türküsü. Şu yaltadan taş yükledim. Gemim dolmadı. Bir benim şarkım var. Zaman. Ay, o çok güzeldir. Mesela şey diyorsun ya. Şarkımı koyarken kafam bir karışıyordu acaba. Zaman. Evet. Hemen mırıldanırsın falan. Akılda çok kalıcı. Çok da güzel bir şarkı. Ya eskiden insanların yorumlarına çok takılıyordum. Aa. Şimdi artık hiç okumuyorum bile. Büyüdük. Okumuyorum evet. Çünkü bizim insanımız çok konuşuyor. Ben de çok konuşuyorum şu anda farkındayım ama o kadar farklı. Çok konuşup hiçbir şey yapmıyor ki. Biliyorum o zaman biliyorum şunu canım. Diyorum ben. Siz daha iyisini yapabiliyorsanız. Çıkın çok meydan, odur meydan. Yok zaman var ya muhteşem. Onu diyorum hani yok işte sözü şöyle olmuş, müziği böyle olmuş. Ben eleştiriler hiçbir zaman bitmiyor. Zaten hani herkesin sevmesi mümkün değil. İnsan evet. Olarak da biz herkesin sevmiyor. Öyle bir derdimiz de yok zaten. Yaptığımız şey riskli gibi görünüyor. Bazen öyle yorumlar yazıyorlar ki. Ben diyorum ya adam mı öldürdük ya? Müzik yapıyoruz yani. Öyle şeyler yapıyor ki. Hani ciddiye alıyordum ilk başlarda ama sonra artık okumuyorum boş bile yorumları. Boş ver, diyorum ver. Ki, biz elimizden gelin. İyi ki yapmışsınız zamanı. İyi ki albümlerine koymuşsun. Aslında tehlikeli de bir şey. Yani çırılçıplak insanların evet. Karşısına çıkıyorsunuz aslında. Çok savunmasız bir durumda. Doğru. Bütün duygularınızla, bütün samimiyetinizle aslında çok tehlikeli bir şey. Bir de onun üzerine böyle saçma sapan eleştiriler, yorumlar falan gelince bütün savunmasız haline kalıyorsun. Yani ne yapıyoruz ya? Hani insanı öldürmüyoruz, kimseyi kesmiyoruz.
Müzik yapıyoruz. Çok doğru. Bir güzellik katmaya çalışıyoruz. Çok doğru. Elimizden geldiğince kimseye silah da dayamıyoruz bizi dinlesinler diye. Güzel. İyi ki yapmışsın. İyi ki besteler yapıyorsun. İyi ki söz yazıyorsun. Her zaman gelmiyor ki zaten. Tabii. Uzun zamandır çıkmıyor mesela. Olsun. Çünkü yaşadığımız dünya, içinde yaşadığımız kültürel, politik iklim, kara kışta geliyor. Kesinlikle. Etkiliyor ama olsun, bahar da gelecek. Ölümler, kayıplar. Yani tekrar bir şey olacağız yani, canlanacağız herhalde. Ruhu çekiliyor, bir tükenmişlik yaşla beraber belki. Yok, tükenmişlik yani. Demeyelim, bir durma. Durmak da iyidir bazen, sakinlik de iyidir. Evet. Tıpkı hani ilk programda seninle Covid pandemi dönemi konuşmuştuk. Durduk, ne yapalım, öyle gerekiyordu ama sonra tekrar başladık. Şimdi içeriye geçelim, provaya. Tamam. Biraz da provadan kayıtlar alalım. Çiçekli perdelerin ardının sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Sen de mi yandın?